Levent Gültekin, Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği iddia edilen bir e-mail mesajını gündeme getirdi. İddiayı gazeteci Lube Ayar'la birlikte YouTube kanalında dün yaptığı programda paylaşan Gültekin, Akşener'e altılı masadan kalktığı 3 Mart'tan bir gün önce Devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım yazıldığını ileri sürdü. Düzenlediği basın toplantısında İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya Gültekin'in iddiası soruldu. Zorlu şu açıklamayı yaptı. Bu dedikodular üzerine milletvekilimiz Sayın Uğur Poyraz Levent Gültekin'le görüşme yaptı. İddia ettiği mailin kendisinde olup olmadığını sordu. Sayın Gültekin bu mailin kendisinde olmadığını ifade etti. Biz de gerçekten bize böyle mailler geldi mi diye araştırdık. Biri 25 Şubat'ta, biri 2 Mart'ta düşen spam mailler var, biz fark etmemişiz. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin'in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanı ile ilgili bizim genel başkanımızla bir fili bir durum söz konusu değil. Levent Gültekin de Sayın Poyraz'a durumu telafi edeceğini aktardı. Gültekin, maili paylaşabileceğini söylemişti. Akşener'e gönderilen e-mail mesajının içindeki iddianın doğru olup olmadığını bilmediğini vurgulayan Gültekin, Meral Hanım ve İYİ Partililer, bu maille ilgili savcılığa başvurdu mu? diye sormuş, talep edilmesi halinde kendisine de gönderilen maili İYİ Parti ile paylaşabileceğini ifade etmişti.